Dünya dönüyor ama benim etrafımda günler geçiyor, bir orada bir burada. Ele avuca sığmaz halim, zoru sever hırçın kalbim. Ama kendimle bu harbim üstüne alınma. Ben kaçtım sen kovaladın, yetmedi azarladın. Aşk kazası bu, göre göre sana çarpıldım. Bağlasan durmaz, laftan anlamaz. Zoru severmiş o halde kendi düşen ağlamaz. Bağlasan durmaz, laftan anlamaz. Zoru severmiş o halde kendi düşen ağlamaz. Beni severmiş o halde kendi düşen ağlamaz. Annen gibi. Maşallah, maşallah. Bir padişahın kızı gibisin. Ne padişahı Ayramca? Benim kızım o, babasının kızı. O benim valizem, fırtınam. Sen bir şey söylemeyecek misin? Ben ne diyebilirim ki Elize, ne diyebilirim? Rüya gibisin. Benim sonsuza kadar uyanmayacağım bir rüya. İlk günü olacak. Benim de. Damat bey, izin verirsen ben artık kızımı alıp gideyim. Ya nereye götürüyorsun gelinimi? Hayır amca, kızım yarın gelin olacak. Baba evinden çıkmasın mı? Tabii doğru ya. Ha? Ya baba, gelin dediğin babasının evinden çıkar, öyle değil mi? Ama yarından sonra kız bizim kızımı, söyleyeyim. Bak böyle konuşmaya devam edersen her an vazgeçebilirim, söyleyeyim. Cesedimizi çiğnemen gerekecek. Nuriye oğlan, sıkıysa, sıkıysa. Aa, sakin olun ama. Alize bu gece evine gitsin. Yarından sonra zaten hep sizinle. Gidin gidin. Sanki ne olurdu düğünü erkek tarafı olarak biz yapsaydık. Şöyle mahallemizde dört başı mamur bir düğün kursaydık. Ama yok, pardon. Sizin o sosyetik ahbaplarınız burayı sevmez. Serap. Ne oluyor kızım ya? Nereden çıktı şimdi bu durup dururken? Ben sana anlatayım baba nereden çıktı. O yalnız Nurettin oteli ayarlamasaydı şu an hala düğünü nerede yapacağız diye tartışıyor olacaktınız, hatırlatırım. İşte ben de tam bu süreçte devreye girmek istedim ki mekan sorunu yaşamayalım diye. İyi yaptın Nurettin, çok iyi yaptın. Şu anda önemli olan çocukların bir an önce evlenmesi. Gerisi teferruat zaten. Doğru. Hadi babacığım, yavaş yavaş gidelim. Ben üstümü değiştireyim o zaman. Vay be.
Bu gece son, öyle mi? Ay aman abi, Allah aşkına sen de abartma yani, dramatikleştirme durumu. Hay duyan da Alize Temel'le gidiyor zannedecek. Olsun. Ya bırakın da şöyle doya doya duygusallaşmanın hakkını vereyim biraz ya. İyi hadi duygusallaş bakalım. Ay Allah'ım yarabbim, ya yerim ben seni. Aşkım ne diyorum biliyor musun? Bu gece bir film gecesi yapalım mı? Böyle mısır falan da patlatırız. Aa evet, ben de güzel bir çay demlerim. Süper. Ne dersin? Duygusal mı, komikli bir şey mi? Ya teşekkür ederim de olmaz şimdi. Ha. Amiral Battı oynasak? Ya babacığım olmaz. Karaoke. Son kez diyelim mi? Ya benim çok işim var. Ben böyle ufaktan kaçayım ha. Yaşatmayın ya. Vallahi yaşatmayın. Kızı yuvadan uçup giden bir baba tribini bana gönül rahatlığıyla yaşattın. Sağ ol. Ben ne yaptım ya? Abla. Ben de şimdi yatıyordum, iyi geceler. Serkan, sana bunu vermeye geldim. Önce bir bak, sonra kapa kapıları yüzüme anne. Bu ne? Senin bohçan. Bohçam. Benim bohçam. Sen benim neyi sevip sevmediğimi bilmiyorsun ki. Nasıl bana bohça hazırlamış olabilirsin? Mesela ben hangi rengi seviyorum? Hangi bedeni giyiyorum? Neye ihtiyacım var, neye yok? Bunları biliyor musun sen? Haklısın, çok şey kaçırdım ben. En sevdiğin renk yok belki bu bohçanın içinde. Ama sizden ayrı geçirdiğim geceler var oğlum. O geceler özlemden delirmemek için durmadan işledim. Durmadan ördüm. Olur da belki bir gün veririm. Annenizin hatırı olmasa da hatırası olur dedim. Sen en iyisi bunu ablama ver. Diyeceğim de ona da nasip olmadı ki. Serkan. Affet beni demiyorum. Ama barışsan benimle. Barışmak mı? Bak bu saat oldu, uyumadım. Bu bohçayı sana nasıl veririm diye kara kara düşünen birine yapma bunu oğlum. Ne olur yapma. Bu yükün kamburu olma. At sırtında. Biliyorum. Burada olduğun her günden zaten çok rahatsızsın ama. Thank you.
varsın. Sen bana dünyaları bahşettin mi? Dünyaları bahşettin sen bana. Barıştık mı? Barıştık. Ama affettim sanma. Bir gün o da olur. Hadi yat oğlum. Tutmayayım seni. Yarın düğünüm var. Uykusuz damat demesinler. Tamam. Kanatsız meleğimle mi görüşüyorum acaba? Serkan, ne oldu? Bir şey, hiçbir şey olmadı. Sana teşekkür etmek istedim sadece. Niye ki? Alize, ben bu yaşıma kadar bir sürü şey yaşadım. Babamın başına kaza geldi. Annem bizi terk etti. Bilmediğim bir kardeşim varmış. Abilik hakkımı elimden aldılar. Meğer ben bunca yolu seninle karşılaşmak için yürümüşüm de haberim yokmuş. İlk çarpışmada aşıktı bizimkisi. Ya sen benim başıma gelmiş en güzel kazasın. Hayatımdaki oyuklar sen girdikten sonra tamir oldu. Asıl tamirci sensin. Alize, iyi ki varsın ya. İyi ki benim karımsın. Senin gibi bir karım olduğu için çok şanslıyım. Bazen baş belası olsam bile mi? Evet. Peki bazen... Asla tahmin edilmeyecek adımlar atsam bile mi? Yok, o eskiden de. Mesela bir sonraki adımını tahmin etmemi ister misin? Yarın. Herkesin huzurunda benim gerçekten karım oluyorsun. Ya ben... Ben çok uykusuzum. O yüzden hemen uyusak ve hemen yarın olsa çok güzel olur. Bitsin gitsin. İyi geceler. İyi geceler. Alo Bahattin, bak her şeyi hazırladın değil mi? Bak kafana takılan bir şey varsa söyle, ben tekrar anlatabilirim sana. Zaten bir kere daha anlatırsan dalya yapacaksın yengeciğim. Evet. O ne demek Bahattin? Diyorum ki öz be öz yengem. Şimdi sen bana 99 kere anlattın ya. Bir kere daha anlatırsan 100 kere anlatmış olacaksın diyorum yenge. Ya arkadaşlar gözünüzü seveyim. Benim bu espri anlayışımı artık anlıyor musunuz? Yani bir şey yapın, gözünüzü seveyim ya. Bahattin bak. Yarın düğünüm var. Hiç şaka kaldıracak durumda değilim, anladın? Anladım yengem, anladım. Ben de zaten streslisin diye öyle espriler, şakalar falan. Bahattin bak hala. Ya tamam yengem, tamam. Sustum. Hatta sana yarın özetini geçeyim. Şimdi siz otele giriş yapar yapmaz. Ben senden bilgisayarını alıyorum. Siz ilk dansınızı yaptıktan sonra bilgisayardaki videoyu ben perdeye yansıtıyorum. Bu değil mi? Süper. Perdeyi unutmadın değil mi? Aa yenge bak, bu son sormuş olduğun soruyu duymamış olayım. Size öyle bir perde ayarladım ki bütün sinema salonları kepenk indirecek, kepenk. Tamam, çok iyi. Ben de videoyu hazırlıyorum. Çok az kaldı. Yenge o video var ya, o video. Aşk nedir, sevda nedir, hayat nedir gibi konulara örnek olacak. Adeta bir manifesto olacak. Elden ele ve dilden dile dağılacak, yayılacak. Bak söylüyorum, bak bunu buraya yazıyorum ya. Evet öyle olacak. Ya benim adım Bahattin, sen bu bahanın sezgilerine güveneceksin yengem. O video var ya, o video. O video. Ulan insan bir teşekkür eder be. Teşekkürler Engin abi. Evet.
Ne yapıyorsun? Hiç. Gel otur, böyle oyalanıyordum ben de. Ha. Öyle. Ne oluyor? Var mı heyecan? Var tabii. Sende yok mu? Beynim uyuşuyor desem yeterli olur mu? Gül benim güzel kızım. Hep gül. Gül ki annene, kızımıza biricik emanetime ben çok iyi baktım, çok mutlu diyebileyim. Tamam. Çeşmeleri açmıyoruz. Çeşmeleri açarsak her yeri su basar. O yüzden ağlamak falan yok, tamam mı? Lütfen. Tamam. Bir an böyle bana inadından mutluluğuna yazık edeceksin diye o kadar çok korktum ki. Bak anlatamam sana. Ama sonra bir baktım. Benim Alizem büyümüş, olgunlaşmış, fevri davranmayı unutmuş, her şeyi bırakmış. Ne güzel. Yani çok kızdım ama geçti. Geçsin. Geçsin aşkım. Bütün sıkıntılar geçsin, bizi terk etsin. Geçsin ki yarın hepimizin hayatının ilk günü olsun. Güzel kız. Abiciğim heyecandan mıdır nedir? Vallahi elim ayağım titriyor. Bana şunları bir takıver. Vallahi takamadım. Ver bakayım. Hala. Gel. Abi şunu götüreyim ne olur Allah aşkına. Dur sen burada, geliyorum ben. Şimdi getiriyorum halacığım. Ben? Ben takarım. Ah bir tanem. Yemin ediyorum beni şu anda bir tek sen sakinleştirebilirsin. Çok güzelsin. Getirdim hayatım. Oh. Hah. Halacığım şöyle müsait bir yere koyarsan başına bir şey gelmesin. Oraya mı koyalım? Tamam. Ya diyorum ki bir porselenle mi başlasak, ne yapsak? Hem şöyle gözleri falan da daha belirgin ederiz, daha vurgulu olur falan. Ne var? Vay. Makyaj mı bu şimdi? Yani ben işe giderken bile daha güzelini yapıyorum. Siz sade bir şey istediniz diye ben böyle yaptım ama... Ben sade dedim. Özensiz demedim. Kusura bakmayın. Tabii şimdi de bir düğün stresi falan da var. Ama siz de şey yapın yani, daha vurgulu yapıverin gözlerine biraz daha. Alizeciğim, bence biz senin saçlarını açtığımızda ve bu saçlar tamamlandığında sen makyajını çok beğeneceksin. Öyle mi diyorsun? Gerçekten aynen, tabii. Aynen. Sen de gel benim iki kemik. Yanakları da birazcık almak sürerseniz. Ya rahat bırak Alize'yi. Ay tamam. Ya kızın üstünde zaten saatli bomba gibi. Nasıl olmuş kızlar? Ay güzel. Çok olmuş. Güzel olmuş. Valla beğendim. Al Osman abim, sana 0 kilometre damat getirdim. Eti senin, kemiği de senin. O sinek var ya, o sinek. O sineğin hayatı kaysın. İki anteni bir daha asla bir araya gelmesin. Senden öyle sinek kaydı istiyorum. Abartma bari. En güzelini yaparız Bahattin'im herhalde. Ya Osman abi sen bakma buna, biraz toparla yeter. Olur mu öyle şey kardeşim? Seni buradan pırıl pırıl çıkartacağım, seni pırıl pırıl. Oğlum ne yapıyorsun? Hop Bahattin, hop. Başkasından kalma be oğlum bu. Aa ne bileyim ya. Ya Osman abi sen de hiç hazırlanmamışsın, gözünü seveyim ya. Bahattin Allah aşkına düğün günü rahat dur bari kardeşim ya. Geç otur şöyle, geç. Hep böyle bir yere gelmek istemiştim ha. Çok acayip bir ambiyans gerçekten. Ne acayip? Enerji diyorum, enerji. Çok güzel bir enerji var dükkanınızın. Ne diyor lan bu? Osman abi bakma sen. Arkadaş biraz zengin de bilmez mahalle berberini. Osman abi hadi acele et. Gözünü seveyim. Daha bana bakacaksın ya. Tamam kardeşim. Çay may yok mu bir de? Kuruduk ya. İyi mi Serkan'cığım? İyi, iyi. 10 numara. Hadi başlayalım. Ay küt diye bayılacağım ya şimdi. Biri lütfen artık bir şey söyleyebilir mi? Lütfen. Alizeciğim, bu güzelliğin karşısında ne diyebiliriz ki? Hepimizin dili tutuldu. Alizem. Benim okyanus gözlü arkadaşım. Çok güzelsin, harika görünüyorsun, merak etme. Alize! Kızlar! Ha? Hadi ama, hazırlanamadınız mı daha?
Pardon da siz kimsiniz acaba? Ha? Benim küçük Alize'me ne oldu? O daha düne kadar halasının koynunda masallarla uyurdu. Şurada bahçede babası ona bisiklete binmeyi öğretmişti. Ne oldu o minik Alize'ye? Havuzda kolduğunun birini çıkarıp yüzme öğrenmişti. Hayır yani siz ne ara büyüdünüz, bu kadar güzel bir kız oldunuz, gelin oldunuz da böyle güzelliğinizle başımızı döndürüyorsunuz acaba? Ya hala tamam ağlatma ya, makyajım akacak. Ay zaten bu makyajı yapan makyöz kör oldu İlhan. Evet şimdi herkesin beklediği ana geldik. Dünya evinin kapılarını aralamak isteyenler listeye adını yazdırsın. Kalem alayım. Beni yaz. Tamam Deniz'im, ben o zaman saat 3'e yazıyorum seni. Geç kalma, başkasını alırım bak. Oğlum çok keyifli yermiş burası ya. Tamam değil mi, anlaştık? Erkan abi bak emin misin, yapmayalım. Bahattin abi çok kızar bana. Ya sen dinlesene beni, hadi yap. Eyvallah abi. Bahattin. Alo. Haydi gidiyoruz hadi. Hadi. Alo. Ha? Haydi. Ne oldu, bitti mi? Bitti, bitti. İçim geçmiş ya. Ne diyeyim sana? Ne güzel olmuşsun ya, maskeler falan yaramış. Ha Serkan kankam. Eyvallah kardeşim, sen de çok güzel olmuşsun. Ha, öyle mi diyorsun? Hı. Gidiyoruz mu, tamam mı, bitti mi? Haydi gidiyorsun. Dur şu çayımdan bir iki yudum alayım. Bu ne oğlum? Bu kim oğlum? Osman abi bu ne demek ya? Bu şaka mı bu? Çıkmıyor da. Ya oğlum hani topuna dönmüşüm. İrlandalı cücelere benzemişim. Serkan bu ne demek? Kardeşim çok karizmatik olmuşsun ya. Osman abi sen de bir şey söylesene be abi. Abi kardeşim ya. Baksana kendine, bir havan değişti senin ya. Bahattin. Hem Tuğçe kızıl saçlı erkeklerden çok hoşlanırdı oğlum. Ya. Sen peki bu bilgiyi niye şu ana kadar vermiyorsun al? Osman abi şunu bir alır mısın benden, bakayım neye benziyorum? Ver kardeşim bir gel. Falan mı? Mis mis. Ne diyorsun Serkan? Ya oğlum 10 numara 5 yıldızsın, hadi gidiyoruz, daha düğün arabasını alacağız. Geç kalacağız. Evet ya, çok merak ediyorum şu sürpriz düğün aracını. Ya zaten yengeme olan sürpriz bize niye sürpriz, ben anlamıyorum ki ya. Hadi oğlum hadi ya, çok konuşma. Alize görünce bayılacak. Son abi yine yaptın yapacağını ha, hadi. Hadi, hadi kolay gelsin. Hadi bakalım bakacağız. Bon abi. Önce Tuğçe ile başlıyorum. Tabii ama şöyle şey yap yani, en silinen yere yaz da. Ay çok romantik. Cidden kısmet bulur da evlenirsem bu anı hatırlayacağım. Hı. Senin daha kısmetin yok. Benim var. Da farkında değil ben. Halledeceğim onu, şey edeceğim ben. Ya o da farkına varır Deniz'ciğim. Ben seni de yazıyorum. Deniz. Hı. Buket. Hı. Hazan. Tüh, bak kalem bitti görüyor musunuz? Yoksa seni de yazacaktım Sinemciğim, kısmet. Yalnız o işler ayakkabının altına yazılana göre değil, burada yazılana göre oluyor. Aa, bak sen Allah'ın işine, kalem bitmemiş. Halacığım seni de yazayım mı? Ay yazalım, tabii canım. Sonuçta aşkın yaşı olur mu Esma halacığım yani? Ay, saçmalamayın. Ne biçim konuşuyorsun sen Tuğçe? Allah Allah. Hayır canım, ne münasebet. Tamam ben o işe bir kere niyetlendim. Kısmet olmadı, artık istemiyorum. Tamam ver şunu kapağımı, dur kalemi. Bitmişsin kalem. Ay tamam. O zaman hadi ya, yayın açalım yani. O kadar çok şey paylaştım ki seni, evet, soruyorlar, merak ediyorlar. Hadi gel buraya. Durun buraya, gelin Alize. Ya benim canım arkadaşım.
arkadaşım Alize'min bugün düğünü var. Şunun güzelliğine baksanıza. Saçı, makyajı, her şeyi çok güzel oldu. Ama az önce de şey yaptı. Ne olmaz. Biz kaderin işine çok da karışmayalım. En öne kimi yazdım? Evet, önce Tuğçe'yi yazdım. En silinen yere küçücük yazdım. Aynen öyle. Dur, Serap'ı da yazayım. Allah nefis oldu be. Biraz fazla güzel oldu kanka. Bu kadar güzel olması iyi değil kanka. Niye ki? Oğlum bu kadar güzel gelin arabasına zarf mı dayanır ya? Ocağımıza incir ağacı dikilecek. Sökek mi birazını? Ben hemen sökeyim 5 dakika. Ne sökmesi oğlum, saçmalama, hatta eksiği var. Nasıl ya? Ne eksiği var oğlum başka? Oyuncak bebek mi o? Bu ne oğlum, diş budayı partisine mi gidiyoruz biz? Alize'nin o, Alize'nin. Annesi almış zamanında. Annesinden kalan tek hediye. Tamamdır. Şahane oldu, şahane. Çok zarf gidecek. Alize? 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 Bak çiçeğini güzelce düzenledim. Bunu da unutma, tamam mı? Tamam, unutmam Tuğçe'cim. Alize, şimdi ayağının altına da yazıları yazdık. Böyle sürtüne sürtüne, tamam mı? Sürtünerek yürüyorsun. Böyle bütün gün zaten oturmuyoruz, dans ediyoruz hep Alize. Tamam. Ya senin neyin var? Ya yok bir şeyim. Var canım, ben anlarım. Senin bir şeyin var, neyin var söyle. Ya bir şeyim yok. Şimdi düğün telaşından biraz gerildim herhalde. Ha. Yani canım, sen gerilsen de gerilmesen de öyle de böyle de o düğün başlayacak da bitecek de. O yüzden şey yapıyoruz, ne yapıyoruz? Şey, eğleniyoruz değil mi? Eğlenmemize bakıyoruz Alize'ciğim. Tatlım benim. Bak, babana kızıp gidip nikah kıymaya benzemez bu işler. Yani elinlerde olur böyle gerginlikler, tamam mı canım benim? Babasına kızıp evlendi, babasına kızıp boşanıyordu. Tuğçe'cim, hayır canım. Böyle cümleler kurmuyoruz, tamam mı kızlar? Negatif yok, okey? Pozitif düşünüyoruz, tamam? Lütfen. Peki bizim damadımız nerede kaldı? Ay evet. Ay yoksa heyecana dayanamayıp son anda terk mi etti Alize'yi? Aa, oluyor bak, erkeklerde öyle sendromlar. Oluyor, olmuyor mu? Kızlar! Ben size ne dedim? Negatif cümle kurmuyoruz. Negatif düşünmüyoruz. Pozitif düşüneceğiz, değil mi? Lütfen saçmalamayın. Ay geliyorlar, geliyorlar Alize. Her şeyin başladığı gibi olsun istiyorsun. Alize, hadi gidiyoruz. Durun! Niye durduk şimdi ya? Öyle hevesli gibi hemen koşmuyoruz. İyi ama hevesliyiz. Hayır dedim size. Geçin yerinize. Geçin, geçin. Aa, her şeyin bir usulü var canım. Burası kız evi. Yani naz evi. İster çıkarız, ister çıkmayız. Niye çıkmıyormuşuz ki ya? Düğünümüz var bizim şu an. Tuğçe! Bak her şeye çok cevap veriyorsun, kızacağım ama. Sus! Ben söyleyene kadar kimse buradan çıkmayacak. Anlaşıldı mı? Hı-hı. Güzel. Tamam, tamam. Hadi keyfinize bakın. Ya çalsanıza, kızarmaya geldik. Benim burada ne işim var oğlum? Sen kız tarafı değil misin? Ne alakası var ya? Ben iki tarafım. Hem kız tarafıyım, ya, hem erkek tarafıyım. Yerine. Ya hayır ya. Dostum. Aynen, haydi yerine git. Haydi.
Nurettin sakin ol. Ya nasıl sakin olayım? Ben bugün kızımla evlendiriyorum. Sen bana sakin ol diyorsun. Mümkün mü bu? Tamam işte. En çok istediğin şey oluyor. Olsun. Bu benim kızımın yuvadan uçup gittiği gerçeğini değiştirmez. Canım benim. Oh, sorma ya. Zaten... Çok zor, çok. Geliyor, geliyor. Geliyor mu? Geliyor mu ha? Of. Halacığım, sen bizim en kıymetlimizsin. Seni aslında hiç göndermek istemiyorum ama biliyorum ki gittiğin yerde çok mutlu olacaksın. Benim de tek isteğim senin mutlu olman zaten. Hala ya. Evet, tamam tamam. Makyajlarımıza çık hadi. Kalmadılar mı abla? Ablacığım böyle. Düğün bu. Yıldırım nikahına benzemez. Paşa paşa sabredeceksin. Ya. Ne ya? Yok bir şey. Tamam. Olsak da yeri asla dolmayacak olsa da bir aile olmaya çalıştık. Yani bunun için çırpınıp durduk. Ben istiyorum ki senin tam bir ailen olsun. Kalabalık, neşeli, mutlu bir ailen. Sadece kendi derdine bakma. Onların dertleriyle de dertlen, sevinciyle sevin. Biliyorsun dertler paylaşınca azalır, sevinçler çoğalır. Senin kıymetini bilecek çok iyi insanların yanına gittiğinden de eminim. Ama bak şunu asla unutma. Ben senin her zaman arkanda, sağında, solunda, nereye bakarsan bak. Orada olacağım, tamam mı güzel kızım? Rüzgarla süzülen bir martı gibi sakin, sahilde gezinen bir çocuk gibi halin. Bir haber ver ya da bir ses, gelecek günlerden sonsuza dek sürecek sana olan bu sevgi, sonsuza dek. Bekletik. Hadi. Hadi abla. Hadi. Buyurun efendim. Oh.
olur mu ya? Ne? Ne var abi? Bu kafaya kim gelir? Ya. Aramıza hoş geldin kız. Siz de hoş geldiniz. Hoş geldin kız. Hoş geldiniz. Damat, kızım sana emanet, tamam mı? Hadi bak. Hadi çalsanıza yana duruyorsunuz hadi. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Buralara kadar geldiniz. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasıl yakışıyorlar birbirlerine değil mi? İnsan içi acıyor. İçi acıyor derken? Eriyor. 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 Kız tarafı mı? Yok. Sizin taraftan değil mi? Yok. Alize tarafı, Alize. Ha, siz şu avukat abi. Mutluluklarında çok payım olduğu için beni de davet ettiler sağ olsunlar. Hoş geldin.
Hoş bulduk. Buyurun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun efendim, hoş geldiniz. Efendim, hoş geldiniz. Arkadaşlar, hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş geldiniz efendim. Abicim hoş geldiniz. Kardeşim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çok affedersiniz. Özür dilerim. Ben hemen hallederim şimdi. Elbisem. Çık, çık peçelerin üstünden. Pardon. Ne yapacağım ben şimdi? Hanımefendi, bari siz biraz dikkat etseydiniz. O abi de beni suçluyor. Anlamadım. Diyorum ki bir saattir sana laf söylüyorum, sana saydırıyorum. Ne sabır varmış, durup da bir laf etmedin. Saydırın, saydırın, hep saydırın. Efendim? Yani içinizde kalmasın. Maazallah hasta falan olursunuz. Aman bu kız tarafında bir tane normal insan yok. Biz kimlere düştük ya? Siz erkek tarafı mısınız? Ben damadın ablasıyım. Aslan gibi kardeşim evleniyor benim. Serkan'ın kardeşi misiniz mi? Evet beyefendi, beğenemediniz mi? Bilakis çok beğendim. Efendim? Yani Allah bir yastıkla kocatsın diyorum. Şu elbisemi temizleyeyim. Yarabbim. Allah'ım sen beni neyle sınıyorsun? Çok güzel, çok. Çok güzel. Beklediğimden de kalabalık ya. Herkes gelmiş. Herkes, çağırdım tabii. Bir yerini kesmedin değil mi? İyi misin? Yok yok. Bardağı görmedim de bir an ben. O yüzden şu... Elize sen iyi misin? Gel geç otur şöyle. İyiyim. Elim ayağıma dolandı tabii. Dur, yavaş dikkat et. Heyecandan tabii. Heyecandan. Ama bak bitti. Bitti değil mi? Evet. Bak buraya kadar geldik. Bundan sonrası çift etelli, kasap havası ve türevleri. O kadar. Artık kimse bizim mutluluğumuza engel olamaz. Ya baksana herkes gelmiş ya. Herifin burada ne işi var? Kimin? Adil'in. Ha, ben davet ettim. O kadar yardım etti sonuçta. Yani davet etmeseydim ayıp olurdu diye düşündüm. Yardım mı etti? Alize, herif bizi yanlışlıkla gerçekten boşuyordu. Ne yardımından bahsediyorsun ya sen? Herifi gördükçe benim sinirlerim tepeme çıkıyor. Bir de düğüne çağırmışsın. Ne işi var bu adamın burada? Ya Serkan. Allah Allah ya. Sakin olur musun lütfen? Senin de dediğin gibi, artık bizim mutluluğumuza kimse engel olamaz. Bekliyor. Tamam tamam, geliyoruz biz de. Ay tamam. Ettim. Her harfin bileğine sarılıp yalvarsam. Çok güzel misin? Kölesi olsam en güzel sözlerin, şiirlerin. Kuşlara ağlasam ötseler güzde ilkbahar gibi.
Duyar mısın söylediklerimi, dinler misin beni? Geliyorlar! Dolunay çekip güneşe gölge yapsam biraz, yıldızları açıp bulutları kıssam, kutup ışıkları aydınlatsa şehirleri, bakar mısın yine bana, görür müsün bir? Sana müptelayım, sana sevgilim, yok ki senden başka ihtimalim. Sana müptelayım, sana sevgilim, yok ki senden başka ihtimalim. Saygıdeğer konuklar, kıymetli misafirler ve tabii ki Biricik Türkçem. Ne oluyor oğlum, ne yapıyorsun? Sunum yapıyorum kankası. Serkan, sakin olur musun? Ya sen Bahattin'i dinle ve gösterinin tadını çıkart lütfen. Ben birazdan geleceğim. bugün buraya çok kıymetli iki insanın evlenmesi sebebiyle toplandık. Biricik canım yengem düğünden önce bana güvenerek dedi ki, bakın altını çiziyorum, sadece sana güveniyorum dedi. Bahattin dedi, ben Bahattin, bizim Serkan'la aşkımızın hikayesini anlatmak istiyorum dedi. Sen ki bu aşkın en yakinen, en canlı şahidisin. O zaman bunu yapsan yapsan sen yaparsın dedi. Ben de dedim ki tabii ki yengecim, ayıp ediyorsun, ne demek yani, lafım olur, tabii ki yaparım dedim. Ve şimdi... Evet sevgili misafirlerimiz, hepiniz bu mutlu günümüze hoş geldiniz. Evet, biz buraya nasıl geldik? Hepinize onu anlatacağım. Tanıştırayım, bu benim için her şeyi yapabilecek olan sevgili babam. Bu da beni her şeyden çok seven sevgili yakışıklı kocam. Ben bir ilat uğruna evlendiğimi zannederken... meğer babamla Serkan bir plan yapmış. Babam benim akıllı, uslu bir kız olmamı istiyormuş. Bunun için de Serkan'ı görevlendirmiş. Ya, siz de şaşırdınız değil mi? Ha, ben de şaşırdım. Ama en acısı ne biliyor musunuz? Tüm bunları yüzüme söyleyip hiçbir şey olmamış gibi devam etmemi istediler. Masalının hak ettiği sonun öyle dillere destan bir düğün olduğunu düşündüler. Ama bu hikaye nasıl bir son hak ediyor biliyor musunuz? Evet Serkan'cığım,
Oyun bitti. Her şey buraya kadarmış. Yani benim böyle bir oyunu sindirebileceğimi düşünmeniz beni üzdü açıkçası. Çünkü hepiniz unutmuşsunuz ama hatırlatayım. Ben Alize'yim. Bugün 28 Eylül. Senin de dediğin gibi. Yeni hayatımızın ilk günü. Bir saat sonraki boşanma duruşmamızda görüşürüz. Sizleri de buluşmamıza beklerim. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Erkan Bey, saat 14'te duruşmanız var. Sen... Seni görünce anlamalıydım. Nerede lan Halide? Ne bileyim ben? Nerede? Ne duruşmasından bahsediyorsun sen? Ne bileyim, yoldadır herhalde. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Alize! Vurdun şu arabayı Alize, nasıl böyle bir şey yaparsın ya? Ha, nasıl böyle bir şey yaptın? İn şu arabadan. Duruşmamız var canım, geç kalıyoruz. Alize, ne duruşması? Gelsene şuraya, konuşacağım. Alize! Alize Darıca, boşanma talebiyle mahkememize başvurdunuz değil mi? Ne? Evet hakim bey. Peki kiminle evlenecektiniz siz? Birbirimizle. Yani biz aslında evliyiz zaten. Düğünümüz de bugündü ama kısmet. Anlıyorum. Mahkemeyi boşuna meşgul etmiyorsunuz değil mi? Hayır hakim bey, olur mu öyle şey? Ben size şöyle kısa bir özet geçeyim. Biz aslında evleniyorduk ama düğünümüzden önce ben kocamın bana büyük bir yalan söylediğini öğrendim ve boşanmaya karar verdim. Öyle mi? Öyle mi? O yüzden mi gelinlik giyip düğün yapmaya karar verdin? Hakim bey! Buyurun avukat bey. Hakim bey. Buyurun. Konuşsana adam. Yıllardır ilk defa hakim karşısına çıktığım için biraz heyecan yaptım. Aa, geçti. Şimdi şöyle, müvekkilim eşinin kendisiyle bir plan sonucunda evlendiğini öğrenip boşanma davası açmıştır. İtiraz ediyorum hakim bey. Karşımda bu gelinlikle oturan şahıs beni kandırdı, dolandırdı, duygularımla oynadı. Hepimizi dolandırdı hakim bey.
Ya otursana şöyle. Hakim Bey, ya avize kızım verin de gidelim biz ya. Bu gelinle kaçtı dedirtmem ben. Ha, demek sen düğünden kaçtın ya. Yani kaçtı demeyelim de. Evet, bal gibi kaçtı Hakim Bey. Herkesin önünde beni rezil etti, davacıyım kendisinden. Ha, siz benim arkamdan iş çevirirken ben rezil olmamıştım ama. Ya Alize, kaç kişi gelinlik, damatlık, boşanma duruşmasına gitmiştir ya. Böyle bir şey görüldü mü, delirtme beni. Siz beni hafife almışsınız. Allah'ım yarabbim, rezil oldum. Yemin ediyorum herkese rezil olduk. Ama siz biliyordunuz değil mi? Siz bu planı beraber yaptınız. Ben size de göstermezsem. Artık nasıl canına tak ettiyse. Ben onun canına tak ettireceğim. Kızım sen görürsün, ben senin canına tak ettireceğim. Görüyorsunuz Hakim Bey. Açık açık beni tehdit ediyor kendisi. Etmemiştir. Hanım sakin ol, şimdi atarım seni dışarı. Al, al. Yani gördüğünüz gibi bizim evlilik birliğimiz temelinden çökmüş durumda. Anlıyorum. Boşanmakta kararlısınız yani. Evet. Hiçbir şeyden bu kadar emin olmamıştım. Demek bu kadar çok istiyorsun boşanmayı, öyle mi? Usulen sana da soracağım delikanlı. Sen boşanmayı istiyor musun? Hayır. Ne? Ne? Otur be, otur. Emin misin evladım? Evet Hakim Bey, son derece eminim. Ben karımı çok seviyorum. Bunların hepsini konuşarak aşacağımıza inanıyorum. Aferin benim, otur. Ben inanmıyorum, ben aşamam. Ben boşuyorum bu gelini. Ben elimde bu kızı daha fazla istemiyorum. Böyle bir haini istemiyorum. Yalan söylüyor Hakim Bey. Ya beni sevdiği falan yok. İnsan sevdiğine böyle bir yalan söyler mi? Numara yapıyor. Ben karımı çok seviyorum Hakim Bey. Ve boşanmak istemiyorum. Serkan, ah Serkan. Kendi ellerimle ateşe attım kankamı ya. Yine her şey benim yüzümden oluyor ha. Ama Bahattin, insan perdeye yansıtmadan önce hiç izlemez mi ya? Ya son dakika elime tutuşturdu yengem. Hala da yengem diyorum. Ne kadar sinsi, ne kadar plancı bir insanmış ya. Yavaş. Alize hakkında doğru konuşacaksın canım, anladın mı? Hem o böyle bir şey yaptıysa bir bildiği vardır canım. Vallahi Tuğçe'cim kusura bakma da bu kadarının bir açıklaması olamaz bence. Peki Alize'nin bunu yapacağından hiçbirimizin haberi yok muydu? Aa, aa, aa. Vallahi hiç bana bakmayın arkadaşlar. Bilseydim de söylemek istemezdim ama biliyorsunuz ki ağzımdan kaçırdım ya. Aha, dağ gibi kankam düğününde terk edildi ya. Ay of, hemen böyle boşanmışlar gibi karalar bağlamayın ya. Duruşmaları var diye boşanacak değiller herhalde. Ay Hazal, ay Hazal ya. Sence bu saatten sonra Serkan Alize'nin yüzüne bakar mı? Bakar mı, bir düşün bakalım. Belli olmaz orası. Bence barışırlar. Onlar çok aşıklar ya. Aa, çok aşıklar. Benim kardeşim gururludur. Asla barışmaz bu saatten sonra. Asla. Asla. Asla boşanmak istemiyorum Hakim Bey. Hakim Bey yalan söylüyor. Boşanmak istiyor, numara yapıyor. Bu da planının bir parçası. Alize. Yeter artık bu şımarıklığın, tamam mı? Ne oldu babacığım? Şımarık kızın yüzünden herkese rezil mi oldun? Bunların hepsini evde konuşacağız, hadi. Madem oyununuzun öğrenilmesini istemiyordunuz, neden oynadınız? Hı?
gereği düşünüldü. Taraflardan birinin boşanmayı reddetmesinden dolayı tanıkların dinlenmesi için duruşmanın 27 Ekim 2023 tarihine ertelenmesine karar verilmiştir. Nerede bunlar ya? Nereye gitti şimdi? Alize! Ya bu gelin de kaçtı. Serkan! Ay inşallah bu sinirle kendi başına bir iş getirmez. Zaten biz ne günah işledik de sizin gibi bir aileye düştük, ben onu bilmiyorum. Kızımızı siz delirttiniz. Alize sizinle tanışmadan önce gayet normaldi. Artık ne yaptıysanız. Biz sizin kızınıza insanlık öğrettik be, insanlık öğrettik. Ama mayasında yoksa biz ne yapabiliriz ki? Sen benim yeğenim hakkında nasıl böyle konuşabilirsin ya? Esma hadi, hadi, hadi kızım. Bizim utancımız bize yeter. Hadi gidelim. Abi. Lütfen Esma, hadi. Hadi kardeşim. Hadi, hadi. Kızım adına hepinizden çok özür dilerim. Nurettin. Kadir, konuşacak bir şey yok artık ya. Lütfen. Sinem, hadi hayatım, geç arabaya. Hadi. Geçin arabaya. Hadi. Kim bu adam be? Ya, ya baba sen de Allah aşkına. Hadi tamam arabaya gidelim hadi. Hadi çocuğum. Hadi. Hadi 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 hadi. Ah Ali ya. Nasıl tahmin edemedim ben böyle bir şey ya? Nasıl inandım buna? Ha? Sen böyle bir şeyi nasıl yaparsın ya? Sen nasıl yaptıysan öyle, anladın? Pişman edeceğim seni. Bak bu yaptıklarını seni bir bir pişman edeceğim. Benimkinden çok daha iyi bir intikam planın varsa durma dene. Ama beni geçebileceğini hiç sanmıyorum tamirci. Boşanmak için bana yalvaracaksın. Bak boşanmak için bana yalvaracaksın, yalvaracaksın. Senin boşanmamak için bana yalvardığın gibi mi? Sen o mahkemede söylediklerimi gerçek mi sandın? Boşanmak ya da boşanmamak benim umurumda bile değil. Sadece senin o suratındaki hayal kırıklığını görmek istedim. Ondan dolayı öyle dedim. Kesin öyledir. O zaman bir sonraki duruşmamızda görüşürüz. Görüşürüz.
bu? Aklından da kalbimden de kazıyacağım. Adını da öyle bir unutacağım ki sen bile şaşıp kalacaksın. Açmıyor ya. Açmıyor. Aklımı kaçıracağım. Açmıyor. Abi bırak. Bırak şunu ya. Açmazsa açmasın. Belli ki açmayacak zaten. Belki o korkusundan eve bile gelemez. Ne korkusundan bahsediyorsun sen Esma? Onun hiçbir şeyden korktuğu falan yok. Görmüyor musun? Herkesi bir kalemde sildi attı. Gözü öyle kararmış. Buraya gelecek, paşa paşa geçecek karşıma, her şeyi teker teker anlatacak. Bitti. Abicim ne anlatacak Allah aşkına? Ne söyleyecek, ne anlatabilir? Yani bu yaptıklarının bir açıklaması var mı sence? Bence yok, olamaz da. Yine bir sürü saçma sapan bahaneyle çıkacak karşımıza. Bırak kalsın, istemez. Kalmasın. Ben asıl o bahaneleri merak ediyorum. Alize bu. Her şeyi kitabına uydurmuştur. Gelecek buraya karşıma geçecek, gözlerimin içine bakıp teker teker her şeyi anlatacak. Bitti. Umutlanmıştım ya. Ben ne güzel umutlanmıştım. Kızım düzeldi dedim. Alize eskisi gibi değil dedim. Her şey bitti dedim. Eski Alize'nin yapmayacağı bir şey yaptı. Hoş geldin yeni Alize. Hadi bakalım. Biz o insanlara ne diyeceğiz? Nasıl bakacağız suratlarına? Ha? Bak bizim başımızı nasıl öne eğdirdi. Gördün mü? Ah Alize, ah. Nurettin. Abi. Nurettin. İyi misin? İyi misin? Su getireyim mi sana? Nurettin. İyi misin? Canım benim bak. Ne desen ne söylesen haklısın. Ama şu anda sakin kalmak zorundayız. Özellikle de sen Nurettin. Çünkü sen onu yumuşak karnısın. Şu an senin vereceğin herhangi bir tepki istemediğimiz sonuçlara yol açabilir. Yavaş. Yavaş. İstemediğimiz sonuçlar mı? Ya bundan daha beteri var mı ya? Bundan daha beteri var mı? Demek ki bu oyun Alize'yi tahmin ettiğimizden daha çok incitmiş.
Yoksa böyle büyük bir şey yapmazdı. Yangına körükle gitmemek en iyisi. Sakin olmak zorundayız. Gözüm karardı. Kolonya getireyim mi? Aman aman yok Hüsnü. Nasıl sakin olayım ya? Ya nasıl sakin olayım? Kolaydı sanki. Ya biz gelin dedik, bağrımıza bastık, baş tacı ettik. Yok canımızda seferber olduk, düğün kurduk. Kız bizi parmağında oynattı. Hepimizi parmağında oynattı. Hadi bize acımadı ya. Hadi bize acımadı. Bu insanlar yazık değil mi ya dedemlere? Nasıl kıyar onlara? Ha bize kızdan ajan çıktı görüyor musun kader? Nefret ediyorum Alize'den. Alize'ye nefret ediyorum. İliğime kadar, kemiğime kadar nefret ediyorum. Ama o görür. O görür. Bir karşıma çıkmasına bakar, bir karşıma çıkmasına. Ben o zaman ona gösteririm. Benim kardeşimin duygularıyla oynamak ne demek? Bizi parmağında oynatmak ne demek? Ben o zaman... Kendine gel ya. Otur şuraya. Ha, ne yapacaksın karşısına çıkınca? Öldürecek misin onu? Yangına körükle gitmesene. Onun da canı yansın, onun da için yansın. İnşallah da yanar. Serap, beddua etme kızım. İyisi mi sen onu Allah'a havale et. Neyi nasıl yapacağını o bilir. Serkan'la hiç konuştunuz mu? Ben iki defa aradım ama açmadı. Ben de konuşmadım. Ne konuşulur ki zaten, ne denebilir? Bir arasak mı? Ben çok merak ediyorum oğlumu. Şimdi biraz rahat bırakalım Türkan. Bir kendine gelsin çocuk. Yaşadıkları kolay şeyler değil. Neden ya? Neden? Neden? Asıl tuhaf olan senin hiçbir şey için bedel ödememiş olman. Ama her şeyin bir ilki vardır. Yaptıklarının sorumluluğunu almayı, bedelini ödemeyi öğreneceksin. Bu ilki de benle yaşayacaksın. Prenses Alize. Prenses Alize. Yine yaptın yapacağını. Güvenliğimizi fark ettim. Kendini bana bırakmakta birazcık tereddüt etsen de. Harbiden sen niye tereddüt ettin bize? Sen biraz fazla abartıyor olabilir misin? Ya gayet de güvendim bence. Hatta yükseklik korkum olmasına rağmen kuş gibi havalandım. Gıkım da çıkmadı ayrıca. Sevgili Serkan Hava Yolları. Biliyorsun. Benim için güven en önemli şey. Kazanılması, kurulması çok zor. Ama kurulduktan sonrası da devamı geliyor. E senle de öyle olmadı mı? Birbirimize güvendikten sonra gerisi çorap söküğü gibi geldi. Değil mi? Sana gözü kapalı güvenmek öyle bir şey ki... ben galiba bu hayatta en çok karıma güveniyorum. Ben de öyle sevgilim. Benim de bu hayatta en güvendiğim kişi sensin.
Bu annemdeydi değil mi babaanne? Evet. Seneler evvel annene ben takmıştım. Ama broşu evde bıraktığını görünce geri gelmeyeceğini düşündüm. Merak etme babaanne. Alize emanetin hakkını verir. Eski gelinin gibi terk edip gitmez. Kaderimde de sevdiğim tüm kadınlar tarafından terk edilmek varmış galiba. Galiba bununla yaşamaya mecburum. Bu broş yüzünden mi acaba? Şimdi bu broşu alıp uzaklara fırlatsam kaderimden de kurtulur muyum? Sen kendini kötü hisset diye söylemedin. Keşke gücüm kuvvetim olsa da yaralarını tek tek sarabilsem Serkan. Ama yok işte. Yanında böyle oturmaktan başka elimden bir şey gelmiyor. Afiyet olsun. Ellerine sağlık canım. Evet Alize, babandan da halandan da kaçamazsın. Yüzleşmek zorundasın. Yüzleşeceksin. Hadi bakalım. Babacığım, hoş geldin. Nasılsın? Günaydın canım. İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyiz. Yani normal, rutin bir gün. Her zamanki gibi. Herkes iyi yani, öyle mi? Yani kötü olmamızı gerektirecek bir durum var ortada babacığım. Var mı? Bence yok. Var mı? Yok. Yok. Ha. Ama kızımız herkesi oyuna getirse. Düğününü mahvetse. Bunca insanın umutlarını, hayallerini o kirli planlarıyla kirletse. O kadar insana hayal kırıklığına uğratsa. Bir de düğününü
boşanma gününe denk getirecek kadar kinci olsaydı, o zaman kötü olurduk. Ama öyle bir şey yok, değil mi? Sen neden ikide bir de nasılız diye soruyorsun bize, ha? Anlaşıldı. Ben bir an her şey normal devam eder sanmıştım ama yanılmışım. Yanılmışsın, öyle mi? Yanıldın. Ya sana güvenen, seven herkesi sen yanılttın Alize. En başta beni, sonra Serkan'ı. O her gün adını ağzından düşürmeyen zavallı Hayri amcayı. Sen herkesi tuzağına çektin. Sen şimdi bunları yaptın. Bir de bizim normal davranmamızı mı bekliyorsun? Ya siz benden o korkunç oyuna rağmen normal devam etmemi beklediniz ama. Biz kimsenin umutlarıyla, hayalleriyle oynamadık ama. Öyle mi? Öyle. Siz Serkan'la bir olup benim hayatımla kumar oynadınız. Bana koca bir yalanı yaşattınız. Bir gün değil, bir hafta değil, bir ay da değil. Tam 4 ay. Ha benim de bütün bunlara bir cevabım olacaktı herhalde. O zaman sadece babanla Serkan'dan intikam alsaydın Alize. Diğerlerinin ne suçu vardı? Alize'yi çok sevmek. Başlarının üzerine koymak. Kendi kızları gibi görmek. Böyle suçları vardı halası. Canı yandı ya. Herkesin canını yakacak. Neden? Çünkü Alize bencil. Çünkü acımasız. Çünkü şımarık. Nurettin. Değiştiğine inanmakla hayatımdaki en büyük hatayı yapmışım. Hadi şimdi afiyet olsun size. Baba. Abi. Nurettin. Abi. Nurettin. Nurettin iyi misin? Abi. Abi. Doktor arayın çabuk. Tamam Nurettin. Ben arıyorum tamam. Nurettin. Oh. Çabuk ol. Serkan. Uyandın mı ablacığım? Allah Allah. Alıp başını gitti mi bu çocuk? Allah'ım sen akılımı koru. Nerede? Abla, günaydın. Günaydın ablasının kuzusu. Ne yapıyorsun? Gördüğün gibi size harika bir kahvaltı hazırladım. Günaydın. Günaydın, günaydın. İçeride de Serkan Şef'in ünlü soğansız menemeninden hazırlıyorum. Şimdi de ekmek kızartıp geleceğim. Günaydın. Oo, ailemin geri kalanında geldiğine göre sizleri kalbimin en müstesna yerinden selamlıyorum ve günaydın diyorum sevgili aile. Ekmeği alıp geliyorum. Ekmek kızartacağım dedi. Menemen yaptım dedi. Ah, limon. Limon, salatalığa limon koymuş. Çocuk salatalığa limon koymuş. Yemin ediyorum aklını yedi, aklını yedi. Şşşt, mutfaktan duyacak şimdi bizi. Yok, kesi bak. Sen bir okuyu bilmesen mi şunu ha? Bak çaktırma da. Kendi kendine konuşuyormuş gibi yap böyle. Ajan gibi, ajan. Anladın mı? Hı. Madem o hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor, biz de öyle davranalım. Tabii, aynen öyle. Evet, bence de. Hadi oturmamışsınız da. Siz böyle ayakta kokteyl tarzı bir kahvaltı istiyorsanız eğer sevgili alem o mümkün değil. Haydi buyurun sofraya. Tamam. Otur kesin otur. Hadi. Geç oğlum geç. Olmaz, olmaz. Olamaz efendim. Doktor bey lütfen şu talihlere bir daha bakar mısınız? Lütfen. Ya da verin ben bakayım ya. Ne saçma bir şey bu. Ah! Ay! Nurettin Bey, lütfen biraz dikkatli olun. Yani serumunuz hala takılı. Ay Nurettin ne yapıyorsun? Çıkacak şimdi. Ama bir tanem bu da damla damla nereye kadar böyle? Yok bunun bir ayarı? Açın aksın gitsin. Maalesef serumun mantığı bu. Nurettin Bey bakın.
Hani size daha iyi bir tanı koyabilmem için klinime sizi davet edeceğim. Bazı tahliller isteyeceğim. Ama şimdilik görünen sizde tip 2 diyabet olduğu. Ya hayır, mümkün değil. Olur mu öyle şey? Ne diyabetinden bahsediyorsunuz? Benim yaşım başım kaç ya? Ha, yakıştırmalara bak. Benim yaşadıklarımın sebebi belli. Belli. Abicim, yalnız şimdi tabii söylemek istemezdim ama sen de artık çok genç sayılmazsın yani. Söylemek istemezdin ama çart diye söyledin. Yaşlı mıyım ben? Yaşlı olduğumu düşünüyorsun? Sinem? Hı. Sen yaşlı bir adamla nişanlandın ya. Ha? Söyle hayatım. Ben Hayri ile gidip kahvede kağıt mı oynayayım ben şimdi? Söyle düşüncelerini, söyle, anlat. Ya, tam olarak öyle değil de artık biraz orta yaştasın galiba Nurettin. Ya. Bakın Nurettin Bey, tip 2 diyabet her yaşta görülebilir. Ama sizin yaşlarınız maalesef kritik yaşlar. Adam hala yaş diyor bak. Sinirim bozuluyor. Oo, faks var mı ya? Piyasada hala kullanılıyor mu? Hayırdır, ne bu? Yok, bu diyet listemiz. Bundan sonra düzenli bir şekilde besleneceksiniz. Her gün düzenli bir şekilde yürüyüş ya da düzenli spor yapacaksınız. Bakın, bu diyet listesini harfi harfine uymanız gerekiyor. Bu resmen ölüm fermanı. Evet, ölüm fermanı. Ben hayatımı nasıl idame ettireceğim? Su içerek mi sadece, ha? Nurettin Bey, yani orta yaş üstünde diyabet bazen istemediğimiz sonuçlara neden olabiliyor. Serumunuz bitsin, tekrardan ilgileneceğim. Orta yaşlı diyor bana ya. Orta yaş üstü diyor ya. Artık bir gecede nasıl çöktüysem, nasıl bittiysem, nasıl yaşlandıysam. Hayri. Ne var? Bak. Bak. Daha menemen gelecek değil mi? Karnımı doyurmayın. Aya. Evet, menemenimiz de hazır. Gel bakalım. Dikkat edin, çok sıcak. Koy, koy. Koy. Gel dedeciğim, gel. Getir. Hadi afiyet olsun. Babaanneciğim, getir tabağını, gel. Hadi afiyet olsun. Sarp Efendi, getir tabağını. Kız isterken menemen, ayrılırken menemen. Ah be oğlum, ne talihsiz başın varmış senin ablacığım. Başına talih kuşu kondu diyecektin herhalde ablacığım. Al, afiyet olsun, hadi. Bir nevi öyle de, acaba sen şu anda bunu anlayabilir misin? Anladım vallahi. Oh be, dünya varmış vallahi. Yapma Elize, etme Elize, gitme Elize. Oh, yorulmuştum. Nerede? Alice kızım nerede ya? Dur ben onu uyandırayım bari ya. Ne var yani? Niye öyle yapıyorsun? Bu sobansız, o sevmiyor. Sobanı seviyor değil mi? O zaman birine be hadi. Birine be yiyip kaldıralım, görmesin. Hadi. Hadi çabuk yiyin, çabuk yiyin. Ya. Ne? Ya ben senin şu hafıza olayına bir türlü akılsın erdiremedim yani, pes. Oh, bendeki kafa değil ki bendeki. Bendeki kafa değil. Benimki bu bilgisayar. Her şeyi kaydederim ben. Benim adım Hayri, Hayri. Evet. Dağ gibi oğlan üzüntüsünden hepimize menemen pay etti ya. Ah Alize, ah seni bir elime geçirsem ne yapacağım? Tamam abla ya, uzatma, bitti gitti işte. Ya gitmedi. Henüz gitmedi. İkinci duruşma olsun, inşallah gidecek. İnşallah. Değil mi Serkan? Ayrıca teflona da çelik sürtülmez. Madem bir şey yapıyorsun, tam olsun. Çok güzel olmuş. Hep sen yap bundan sonra. Afiyet olsun dedeciğim. Bunu yaptığı bir şeye benzemiyor. Bak acılı acılı, harika oldu. Vallahi çok güzel. Yaparım dedeciğim, yaparım. Büyük bir tavayı yaparım, ikimizi. Adam bana resmen yaşlı dedi. Biriniz de gıkınızı çıkarmadınız ya. Vay be, böyle bir zalime ortak oldunuz. Hayatım, sen niye biraz dinlenmedin? Ne oldu? Yaşlı olduğumu mu düşünüyorsun? Yaşlı demedi bir kere, orta yaşlı dedi. Orta yaşlı ne demek? Yaşlığa bir adım kaldı demek. Sen de mi benim yaşlı olduğumu düşünüyorsun ya? Ya bir insanın başına 24 saatte bu kadar felaket gelebilir mi? Önce kızım, sonra nişanlım. Nurettin, otele gitmek iyi bir fikir değil. Huzur evine mi gidelim? Onu mu demek istiyorsun? Ay Nurettin, yeter ama. Biraz dinlen diyorum sadece evde. Dinlenemem. Çok önemli işlerim var benim. Bakma, anlatacağım sana. Senin de yardımın lazım zaten. Bak şimdi. Anne, baba, biliyor musunuz? Bu sabah yine bir hayalim gerçekleşti. Heh. O yüzden size çok teşekkür ederim. Annem işten hep fırsat bulduğunda beni bırakırdı ama
Annemle babam hiç bırakmamıştı. İyi ama böyle konuşursan seni her gün okula ben getirmek zorunda kalacağım. O zaman arkadaşların demeyecek mi? Çocuk mu ki bu babası okula getiriyor diye? Hele bir şey desinler baba. Şş, sakin ol oğlum. Baban lafın gelişi söyledi. Sen şimdi bunlara kafanı takma. Tamam mı? Allah senin açıklığı versin. Hadi iyi dersler oğlum. Sağ ol baba. İyi dersler kara kuzum benim. Sağ olun. Hadi bakalım. Serkan'la boşanmak ister diye düşünmüştüm ama beni çok şaşırttı açıkçası. Ben hiç şaşırmadım. Neden? Şimdi Serkan Bey'in hem gururu hem onuru incindi. Erkekler böyle zamanlarda duygularını açık açık ifade etmek yerine öfkeyle hareket ederler. Öfkeyle alınmış kararlar da çoğu zaman yani ani ve yanlış olabilir. E doğru diyorsunuz. E peki ne yapacağız biz şimdi? Duruşmaya bir ay var. Bir ay içinde Serkan Bey'i boşanmaya ikna etmemiz lazım. Zaten mahkemede evet derse hakim büyük ihtimalle boşar. Demezse ne olacak? O zaman her ihtimale karşı iki şahit daha bulmak gerekiyor. Bir tane olmaz mı? İki iyidir. Zaten bir tane daha bulursanız iki ediyor. İki demişken Serap Hanım'la Safiyet'te mi? Biz ikiden Serap ablaya nasıl geldik? Arada bir şey konuştuk da ben mi kaçırdım acaba? Yok konuşmadık. Ben çok hızlı düşünüyorum ya. Hızlı düşündüğüm için de iki deyince... Serkan'a, Serkan Bey. İki kardeşe ondan şey yaptım. Yani Serap Hanım iyi mi, afiyette mi bilmem ama... Bana çok sinirlendi kesin. Sinirlenmiş tabii ya. Sinirlenmesi zaten sinirlen... Evli mi kendisi? Yo, da ne alaka şimdi? Evlilik sinir yapar ya. Ondan dolayı dedim. Oh, oh. İyi olmuş ya. Oh. Yani evli olsaydı boşardım ben onu diye. Yani iş icabı. Serkan. Ne haber oğlum? Hayırdır Nurettin amca? Arıza mı var? Var. Arıza var. Ama Alize ile senin aranda var. Ben tanımıyorum öyle birini. Benim hayatımda Alize diye biri yok artık. Oğlum sen ne diyorsun? Alize zaten arızaya bağlamış durumda. Bir de sen böyle yapma. Gözünü seveyim. Arıza yoksa dükkanın önünü kapatmayalım Nurettin amca hadi. İlle de arıza diyorsun yani öyle mi? Arıza, arıza yani. Arıza. Arıza. Al. Arıza istiyordun. Tamam mı? Şimdi konuşabilir miyiz ha? Ben sadece motosikletleri tamir ediyorum Nurettin amca. Oğlum bu şimdi mi söylenir ya? Bak Serkan. Alize bize çok büyük bir oyun oynadı. Evet tamam onun bu kadar kolay değişeceğini düşünmek zaten başından beri hataydı ama... sen Alize'yi biliyorsun içindeki iyiliği gördün ya. Görmedim. Oğlum sen kızımı sevdin. Kızım da seni sevdi biliyorum. Bak Serkan eğer kızmazsan her şeyi yoluna sokacak bir planım daha var. Alize'yi böyle bırakmayalım. O bizi böyle bıraktı ama. Oğlum bak senin ailen var sen onlara tutunabilirsin. Ben Sinem'e tutunurum. Alize yalnız kaybolur gider. Ha?
Bir dinle beni ya. Yok mu o kadar hatırımız? Hadi. Ha. Ha şöyle be. Ha şöyle. Süper. Hadi bir çay şöyle de içelim. Konuşuruz şöyle baş başa. Sonra da bağlayalım bunu. İyi günler Serap Hanım. İyi günler Serap Hanım, ne haber? Serap ne haber ya? Oo, kim? Çayın altını söndürmeyi unutmayın. Bizim evimizin önünde. İyi günler Serap Hanım. Senin bizim başımıza açtığın işler yetmedi. Bir de gelip utanmadan dalga geçer gibi iyi günler mi diyorsun be? Yok ne dalga geçmesi. Ben sadece ne bileyim hani böyle bir... Hadi kardeşim hadi hadi yürü. Yürü benimle de konuşma hadi. Zaten amacım benim konuşmak değil. Neymiş senin derdin? Benim derdim sizinle çay bahçesinde bir şeyler içerek konuşmak. Bakın çok haklısınız. Ama benim hiçbir suçum yok. Ben sadece işimi yaptım. Senin işin Barko vizyonların önünde böyle sırıtarak millete el sallamak mı? O biraz müşteri memnuniyeti. Bismillah ya Rabbim. Bakın şöyle bir şey yapalım. Bu sefer üzerimize bir şeyler dökmeden beraber çay bahçesinde bir şeyler içelim. Ben de size olan hislerimden bahsedeyim biraz. Ha, çiçeği de takdim edeyim. Olsa... Ne biçim adamsın? Ne biçim adamsın? Ha? Oh. Ocağımıza incir ağacı gitti. Oh. Kardeşimi mahvettiği yetmiyormuş gibi bir de bahçe diyor. Lan taş yok mu? Taş... Bari taş olmaz. Taş olmaz. Taş... Gel gel gel. Gel buraya. Allah! Bir daha beykoza gelme. Biraz temetsiz. Maşallah, maşallah, maşallah. Kezime, görüyor musun bak gelinimi? Ha, görmez olur muyum? Benim de gelinim. Esas benim gelinim, esas benim gelinim. Aa, o zaman Alize benim gelinim. Yok, abici de benim gelinim. En fazla abici de benim gelinim. Sağ ol Türk. Ya abici dedim de, abici küçük mü? Nerede o? Alize gitti baba. Ha. O sabah erken kalkıp gitmişti. Sen mi gittin? Hmm. Yok anne, öyle değil. Temelli gitti. Nasıl yani? Hiç gelmeyecek mi? Yani bir gün inşallah tabii de. Ah Serkan, ah Serkan. Kim bilir ne yaptı kızcağıza? Ya insanın karısı nedir? Yanında ol. Bak Cezi bana, yanında. Sol tarafımda, kalbimin hizasında. Serkan'ın suçu yok ki baba. Savunma bana, savunma bana. Bunlar evli değil mi? Yani. Hala evliler. E tamam o zaman. Tutacak kolunu getirecek evine. Öyle ayrı gayrilik olmaz. Alacak abice kızımın gönlünü. Öyle değil mi? İyi, sen çok yaşa Hayri Bey. Sen de öyle. Kapı mı çalıyor? Yok baba, telefon. Kim arıyor? Abice kızım mı? Bakmadım ki daha baba. Baksana ikisi nasıl çalıyor telefon. Allah Allah, tamam. Aa, tanımadığım bir numara işte bu. Alo. Hah, evet benim. Elisiyim ben, evet. Ne oldu? Sarp'a bir şey mi olmuş? Ne? Tamam, tamam. Hemen geliyorum Ömür Bey. Tamam. Kadir, bir şey mi olmuş Sarp'a? Yok Türkan. Sarp'a bir şey olmamış.
sert bir şey yapmış, okulda kavga etmiş. Müdür bey beni çağırıyor, ben gidiyorum. Ben de geliyorum. Sarp kim ya? Ay yok vallahi şekerim. Serkan bir kere boşamayacağım dediyse seni boşamaz. Hele bir ay sonrasına. İmkansız Alize. Ya sadece o da değil. İki tane de şahit bulmam gerekiyormuş. Hı. Ya Tuğçe sen olursun değil mi? Ay olurum tabii. Kız dayanışması biliyorsun. bir tane daha lazım. Deniz. Ay beni affet şekerim ya. Ben mahkemelerden çok korkuyorum da. Siz beni karıştırmayın. Ay o ne ya? Adalet fobim var senin. Aman karıştırmayın işte canım korkuyorum ben. Hazal. Hazal. Beni de karıştırma Alizeciğim. Seni de karıştırmayayım. Çok iyi. Ceren'cim aklından bile geçirme. Buket. Şekerim ben de Ceren'e katılıyorum. Yok olmaz. Ama siz nasıl arkadaşsınız ya? Benim zor günümde benim yanımda olmayacaksanız niye burada duruyorsunuz? Bana bakın. Serkan mı korkuttu sizi yoksa? Ne alakası var? Yok artık ya. E niye o zaman? Çünkü senin farkında olmadığın bir şeyin farkındayız. Allah Allah. Bu neymiş ya? Sen hala Serkan'a aşıksın. Değilim diyorum bak değilim. Ha değilsin. Vallahi ben iki aşığın yuvasının yıkılmasına sebep olamam. Hiç kusura bakma Lize. Ben de. Ben de. Ben de. Ya saçmalamayın ya. Ben o şahidi bulamazsam Serkan'la yıllarca boşanamayabilirim. Ya boşanmayın zaten. Kızım siz masal gibi bir aşk yaşadınız. Bir güne bir gün bir yanlışını gördün mü Serkan'ın? Oyun da onların hepsi, oyun. Ya bence sadece inat yapıyorsun Alize. Ya yine tuttu inadın. Kırın şu gururunuzu ya. Hı? Delirdiniz mi siz? Kaç tane aşıklar var, kavuşamıyorlar. Siz burada aptal bir gururdan dolayı uzaklaşıyorsunuz. Dön evine, kurtar yuvanı. Bravo Ceren. Bravo. Çok iyiydi. Ben ölürüm de o eve adımımı atmam. O kadar. Ha. Atmaz mısın yoksa atamaz mısın? Hangisi? Duyan da zannedecek ki herkes böyle ağlaya ağlaya Alize Hanım'ı evde bekliyor yani. Doğru diyorsun. Şimdi bölüleceğim savaş baltalarını çıkartmış. Son yeni figürlerine hazırlanıyordur. Yani. Aman aman o görmesin zaten seni. Vallahi tek darbeyle ikiye böler o kadın seni. Hah. İşte o yüzden boşanmam lazım kızlar. Hı. Ya. Kimler benimle? Ben tabii ki. Hadi. Aa. Gül! Gül! Allah Allah ne oluyor böyle ya alacaklı gibi? Gül! Ne oluyor ya? Allah Allah. Aa. Serap? Aa, Esma'cığım. Yüzümüze bakacak cesareti bulabilmişsiniz. Pişkinlik ne güzel şey. Aa, ne varmış ki bizim yüzümüzde? İşte ben de onu diyorum. Hiçbir şey yok. Astarı bile yok yüzünüzün. Al, borçlarınızı getir. Ya biz de size bir şeyleri iade etmek isterdik ama ne yazık ki kızımız gittiği gibi geri geldiği için. Aa, kızınızın hevesi kursağında kaldıysa söyleyin bir daha kocaya kaçmasın. Sen ne biçim konuşuyorsun Serap? Asıl sen ne biçim konuşuyorsun? Yüzünüzün kızaracağı yerde gelmişsin bana hala laf yetiştiriyorsun. Allah Allah niye bizim yüzümüz kızarıyormuş acaba? Asıl sizin yüzünüzün kızarması lazım. Kardeşin Alize ile evlensin diye ne fırıldaklar çevirmişsiniz? Yahu senin abin gelmiş bizim kapımıza yalvarmış be. Ay seninki de hemen atlamış. Hadi o sonuçta korku dolu bir baba. Serkan'a ne oluyor acaba? Ay pis fırsatçı. Ne olacak? Fırsatçı mı? Evet. Aman aman lütfen sakin ol rica ediyorum. Sen benim kardeşime fırsatçı mı dedin? Kulağı da duymuyor galiba. Yahu benim kardeşim bugüne kadar ekmeğini taştan çıkarmış, bileğinin hakkıyla ne kazanmışsa onu yemiş bir insan. Fırsatçı ne demek? Seni, ben seni parçalarım. Aa, aa, yok aa, yok aa, Serap abla. Daha neler ya? Ha, bir de kaba kuvvet yani. Öyle mi? Tamam.
Bitti, bitti. Bundan sonra ne ölüme ne ölüne. Öyle mi? Öyle. Öyle mi? Öyle. Hı? Tamam o zaman, telefonumu da sil. Telefonunu mu sileyim? Evet. Az önce söyledin ya, ne ölüme, ne ölüme. Bundan sonra ben kiminle dertleşeceğim? Ben alışveriş hekimine gideceğim şimdi. Hayır, kime çay içmeye gideceğim? İçim daralınca kimi arayacağım? Kime laf sokacağım? Ben kiminle yarışacağım? Tamam, buraya kadarmış. Evet, buraya kadarmış. Yapacak bir şey yok. Yok. Son bir kahve. Ay hiç sormayacaksın sanmıştım. Hadi gel Allah aşkına. Hadi ama kimler benimle diyorum ama hadi. Ha? Kızım resmen onuruyla diyorum, gururuyla oynanmış diyorum. Hiç mi yok yani şeyiniz, acımanız? Ay ısrar etmeyin ya. Bizden Alize şahit çıkmaz. Bak, evet. bak. Gör, gör bak. Bütün arkadaşlarının yüzüne bak. Kimsenin gerçek arkadaşıymış, gör. Tamam o zaman sizden şahit çıkmasın. Ben birini bulurum. Alp, onun da aşıkları ayırmak isteyeceğini sanmıyorum canım. Olsun tamam. Ben de Alize'ysem illaki birini bulurum. Alize, pişman olacaksın. Bak şu an aranızdaki tek bağ bu boşanamama durumu. Ha o da koparsa belki kazanmış hissedersin. Sonra ne olacak? Geriye sadece pişmanlık kalacak. Vallahi bence Alize'nin kararına saygı duymak lazım değil mi arkadaşım? Siz ne ara ilişki uzmanı oldunuz ya sevgili arkadaşlarım ha? Sayende 3 ay hızlandırılmış kurs aldık ya canım. Hazal'cığım. Ya Alize, Serkan seni çok seviyor. Bir karşısına çıksan, bir gülümsesen bile yeter bence ona. Ha, ben Serkan'ın karşısına çıkacağım, gülümseyeceğim. Hayatta olmaz. Sen bilirsin. Hı-hı. Kızlar. Serkan. Ay az önce resmen yanımızdan bir buzdağı geçti. Farkında mısınız bilmiyorum. Ne iş var bunun burada ya? Ne iş var bunun? Serkan! Serkan! Ya Serkan! Ne var? Ya madem duyuyordun niye tepki vermiyorsun? Çünkü zamanım değerli. Gereksiz insanlarla vakit harcamıyorum. Üzgünüm. Şimdi gereksiz insan ben oldum yani. Benim burada olduğumu bile bile babamın oteline gelen sensin. Benim önümden geçen de sensin ama gereksiz insan benim yani. Çok haklısın gerçekten. Bittiyse güle güle. Bitmedi canım. Niye geldin? Ha eğer beni görmek için geldiysen o gemi çoktan kaçtı canım. Sana güle güle. Ha bir de gereksiz insan numaranı da yemezler canım. İmzalamam gereken evraklar var. Onun için geldim. Oldu mu? Muradına erdin mi? Rahatladın mı? Ha sen imza da atabiliyorsun yani. Bizim şu boşanma evrağına bir imza atıver de sonsuza dek kurtulalım ha. İmzalamayacağım. İmzalayacaksın. İmzalamayacağım. Ya sen bana çok mu aşık oldun ya? Çok. Ne? Beklersin. Çok beklersin. Anlaşılan herkes sana prenses gibi davranıyor diye kendini prenses zannediyorsun. Ama unutma. Prenses Fiona da kendini prenses zannediyordu. Ama sadece bir devdi. Dev. O ne demek ya? Ben gayet formumdayım bir kere. Hiç de bile. Gel. Müdür bey. Siz telefonda Sarp'la ilgili olduğunu söyleyince biz bir panik yaptık ama. Önemli değil. Buyurun lütfen. Sorun nedir müdür bey? Sorunu bilmiyorum ama ne yaptığını biliyorum. İlk günden 3 arkadaşını dövmüş. 3 mü? İyi de müdür bey, Sarp hiç kavga etmiş gibi durmuyor ama.
Karşı taraf öyle değil Kadir Bey. Neden yaptın diye soruyorum, cevap vermiyor. Cezama razıyım diyor, başka bir şey demiyor. Niye yaptın oğlum? Bakın Sarp okula yeni geldi. Ama bu uyum süreciyle falan açıklanabilecek bir mesele değil. Sarp böyle bir çocuksa size tavsiyem atılmadan okuldan alın. Sonra başı daha büyük belalara girer. Benim oğlum öyle biri değil. Gerçekten bu yaşında ilk defa okuldan çağrıldık. Lütfen müdür bey, mutlaka vardır bir sebebi. Sarp, oğlum hadi anlat müdür beye, ne oldu? Cezam neyse razıyım anne. Olur mu öyle şey canım? Bak anlatmazsan ceza verecekler. O cezayı her türlü uygulamak zorundayım zaten. Ne yazık ki uzaklaştırma vereceğim. Uzaklaştırma mı? İyi de müdür bey, daha okulun ilk gününden. Maalesef efendim, karşı tarafın velisine de bir şey demem gerek. Çocuk toparlayarak gitti sınıfına. Anladım. Toparlayarak. Size baba sözü. Bir daha asla böyle bir şey yaşanmayacak. O zaman babanın sözüne güvenerek sana 3 günlük uzaklaştırma veriyorum sana. Umarım bu 3 günü yaptıklarını düşünerek ve yanlışlarını anlayarak geçirirsin. Sağ ol. Teşekkür ederim. İçmeyecek misin? İçmeyeceğim. Neden? İçersem bitecek. Bitince de ben gideceğim. Ve bir daha hiç görüşemeyeceğiz. Ne iyi arkadaş olmuştuk biz Besma. Öyle vallahi. Yani şaşırtıcı ama sen benim en yakın dostum olmuştun. Şimdi sen de gidince ben de en az senin kadar yalnız kalacağım. Allah aşkına iç Esma, iç. Kahve bitse de bitmese de biz ayrılacağız. Kalkıyor musun? Kendine iyi bak olur mu? Sen de kendine çok iyi bak olur mu? Seninle arkadaş olmak çok güzeldi. Seninle de. Arkadaşlığımı kaybetmek istemiyorum ki. Nasıl yapacağız peki? Düşman görünümlü dost olsak, ha? Böyle gizli gizli buluşsak olmaz mı? Evet. Olur, çok 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 iyi olur. Allah'ım yemin ediyorum içim ferahladı şimdi. Gel konuşalım, nasıl yapacağız, ne yapacağız, bir yolunu bulalım gel. Kahveler yarım kaldı zaten, koş. Gül! Sen bana yengem gibi yapmazsın değil mi Tayin Çürüğü? Ya hiç yapar mıyım? Ama hak edersen her şeyi yaparım ha. O nasıl bir geçişti ya? Öyle, biz de böyle. Öf, neyse en azından sen de hak edeni yapıyorsun fındık kabuğum. Aa, Alize de hak edeni hak ettiğini yaptı canım, ne var? Ne? Anlamadım. Anlamadın mı? Tam olarak duyduğun gibi. Nasıl ya? Öyle. Ne yani şimdi o acımasız, vicdansız, dalavereci, kandırıkçı, insan kullanan, o aşka saygı duymayan, Fatin, o ne? Oyuncu, duygusuz, kötü. Ay ya, ya Bahattin ya. Ya tamam Tuğçe, sorun değil. O haklı bunları söylemekte. Kandırdım onu. Söylesin için rahatlatsın. Neyse ya, buranın havası benim içimi acıtmaya başladı. Ben gideyim de işimin başına döneyim. Ya Bahattin bir dur ya. Sen karışma pudingim.
Ya Alize, sen onun öyle dediğine bakma. Biliyorsun o hemen yumuşar. Ne olsun canım, canı sağ olsun. Ha şey, bu arada pozisyonu değişti biliyorsun değil mi? Nasıl ya? Kimse bana bir şey demedi. Nereye geçmişim? Yani yeni müdür getirmişler, o belirleyecekmiş. İstersen git bir konuş. Öğretmenin odasındaymış. Ay, iyi o zaman ben bir konuşayım. Yani benim yerimi niye değiştiriyor ki? Kim olduğumu bilmiyor herhalde. Biliyor musun? Bacağım iyiyken hiç kimse beni tutamazdı. Bir oradaydı, bir orada. Yangından yangına, ihbardan ihbara koşardım. Hoş itfaiyeciler her zaman böyledir ama... Gene bir gün bir ihbar aldım. Atladık gittik Çatalca'da. Çok büyük, çok zor bir yangın. İçeride bir kadın vardı. Bıraksak diri diri yanacaktı ama benim içime el vermedi. Dayanamadım yani o kadının orada öyle kalmasına. Daldım içeriye, sırtıma aldım. Tam çıkacaktım. Bacağıma kiriş düştü. Sonrası böyle işte. Bir anda artık yürüyemeyen bir adam haline gelmiştim. Her şeye yetişirken herkesin beklediği bir adam haline geldim. O da yürürken bile insanların yüzüne bakamıyordum hakkında ne düşündüler diye. Ama bir şey söylemelerine gerek yoktu. Yani yüzüme bir bakmaları bile yeterliydi benim için. Sonra her şeyi, herkese kapattım kendimi. Annene bile. Sonra yangında kurtardığım kadını gördüm. Yıllar sonra. Dedim ya Kadir, bu güzel bir şey olsa gerek be. Ha? Ya sonuçta ben kader kurbanı değildim. Sonra Alize. Alize abla? Evet, Alize abla. Beni o gün zorla çekiştire itfaiye okuluna götürdü. Meslektaşlarımın karşısına çıkmaya öyle utanıyordum ki. Ama beni o kadar güzel karşıladılar ki, yani gözlerinde ne bir acıma vardı, ne bir gölge. Sadece saygı. Derin bir saygı. İşte o zaman anladım. Yıllarca yük diye taşıdığım bu bacağım... ...meğer benim şeref madalyammış. Sana bırakabileceğim en büyük miras. Baba, sen bir kahramansın. Yani bunca işin arasında bir de yeni müdür çıktı başımıza. Gel bir de bununla uğraş yani. Pardon. Benim yerimi değiştirmişsiniz galiba. Öyle uygun gördüm. Ha, ne yapıyorsun burada ya? Hesap mı vereceğim sana? Vereceksin tabii. Babamın oteli burası. Ben sadece Nurettin amcaya hesap veririm. Ha. Seni buraya o getirdi yani. Alize Hanım, eğer uygunsuz davranışlarınıza devam edecekseniz lütfen dışarıya çıkar mısınız? Yapacak işlerim var benim. Siz yine oyunlara başladınız galiba. Beni böyle mi pes ettireceksiniz ha? Ölürüm de senin altında çalışmam. Siz bilirsiniz. Başka bir şey var mıydı? Anlayamadım. Bir şey mi diyecektiniz? Yapınca bu tarafım Alize'nin abisi gibi, bu taraf babası gibi. Yok, bu çok fazla oldu. Benim hiç kırışığım yok ki ya. Hiç kırışık yok, kaymak gibi adamım. Gencim ben be. Vallahi gencim ya. Ne yaptığını sanıyorsun sen baba, he? Şaka değil mi bu, eşek şakası? İşte tam da dün ben de böyle hissettim.
dünyama hoş geldin kızım. Baba, ben ciddiyim. Serkan'ın burada ne işi var? Kocanın mı? Boşanmak üzere oldum. Eski kocamın. Babacığım, o senin problemin. Serkan hala benim damadım. Ayrıca onu düğünde terk eden ben değilim, öyle değil mi? Niye terk ettim? Çünkü onun yüzünü asla görmek istemiyorum. Yani sen onun kolundan tutup da başıma müdür yap diye değil. Ha bir de yetmemiş, tüm kaderimi onun ellerine teslim etmişsin. Babacığım, senin kaderini bir boşanma avukatına da teslim edebilirdim. Ama bak hayat ne garip değil mi? Döndü, dolaştı, yine sizi bir araya getirdi. Baba, Serkan'ı hemen kovuyorsun. Hemen. Emredersiniz sayın patron. Başka bir arzunuz var mı? Otelin de ismini değiştireyim mi, ister misin? Alize Otel. Nasıl? Babacığım, bu otelin sahibi benim. İstediğimi müdür atarım, istediğimi atamam. Baba, sen bana sormadan nasıl böyle bir şey yaparsın? Babacığım, biz aldığımız kararları ne zamandan beri birbirimize sorar olduk ha? Hayır, memnun değilsen otele bir şikayet maili atarsın. Müdürün okur, değerlendirir. Bu kadar basit. E madem o gitmiyor, o zaman ben giderim. İyi, güle güle kızım. Yolun açık olsun. Baba, gidiyorum. İyi, hadi git. Gidiyorum baba. Ya güzel kızım, sen bugüne bugün gelinlikle boşanacak kadar özgür bir bireysin. Sen şu anda gitmek istesen, seni kim tutabilir? Öyle olsun. İstifa ediyorum o zaman. Vallahi seninle gurur duyuyorum şu anda. Sen okul masraflarını karşılayacak birikimi hangi ara yaptın ya? Demek ki güveniyorsun ki gidiyorsun. Ha, bir dakika, bir dakika. Sen beni tehdit mi ediyorsun şu an? Hayır, tehdit etmiyorum. Hayatın gerçeklerinden bahsediyorum. Tamam, o zaman ben de sana bir gerçekten bahsedeyim. Ben Alize'yim. Bir kere estim mi bir daha da dinmem. Ve beni de böyle yıldıramazsın. Bu arada babamızın oteline kalmadık. Çalışır, çabalar, başımın çaresine bakarım. Kimseye de ihtiyacım yok benim. Kız 2 dakikada geldi beni, yemin ediyorum. Aklı sıra bana ders vereceksiniz. Ama ben sizin oyunlarınızı kafanıza çarpmakta ustayım usta. Master oldum ben. Oo! Çok hızlısınız Alize Hanım. Ve bir o kadar da öfkeliyim. Tamirci. Öfkeliden daha çok böyle nasıl desem delirmişe benziyorsun. Böyle kendi kendine konuşmalar falan. Tahminimden de önce gitti kafan. Yazık oldu genç yaşta. Yalnız ben delirmem, delirtirim. Yani bunu bunca zaman öğrenmiş olman lazımdı. Bakacağız, bakacağız. Onu zaman gösterecek. Hayırdır, nereye böyle? Daha mesain bitmedi. Bana ne senin mesainden ya? İstifa ettim ben canım, gidiyorum. Aa, hayırdır, hoşuna gitmeyen bir şey mi oldu? Nereden çıktı böyle birden istifa? Ya senin altında çalışacağımı düşünmemişsin herhalde, değil mi? Başka bir şansın var mı? Bir düşünelim. Bence yok. Unutma tamirci, ben Alize'yim. Şu kapıdan çıktıktan sonra benimle çalışmak isteyenler kapımda kuyruk olur, kuyruk. Ya sen kimsin de senin patronluğunu kabul edeceğim ben? Geç bunları, geç. Ya bir kerecik olsun doğruyu söyle ya. Bir kerecik olsun. Beni sürekli görürsen dayanamayacaksın. E bunu da biliyorsun. Bu yüzden gidiyorsun değil mi? Doğruyu söyle. Haklısın. Dayanamayacağım. Çünkü seni görmeye bile tahammülüm yok. Baban bu kadar ısrar etmeseydi benim de seninle muhatap olmaya niyetim yoktu. Sadece babam ısrar ettiği için yani. Yoksa benimle dip dibe olmak istediğin için değil. Aynen öyle. Hani sen dedin ya, seni görmeye tahammül bile edemiyorum. Al benden de o kadar. Seni görmeye tahammülü bırak, adını bile duymak istemiyorum. İyi işte. Bundan sonra duymayacaksın. Göreceğiz Alize Hanım, göreceğiz. Göreceğiz Serkan Bey. Şuraya bak ya. Nurettin Alize gitti. Döner döner, merak etme. Vallahi hiç dönecek gibi gitmedi. Bayağı esti, gürledi, bastı gitti. Planı bu sefer tutmadı galiba. Tutacak. Müşteri ol. Burası Alize'nin kürkçü dükkanı. Önünde sonunda buraya dönecek. Yalnız benim aklıma takılan bir nokta var. Ha. Yani Serkan ne oldu da buraya dönmeyi kabul etti? Olan bunca olaydan sonra niye yani? Çok açık değil mi hayatım?
geçmişte neden kabul ettiyse gene o yüzden kabul etti. İntikam almak için. Siz daha Alize'yi tanıyamamışsınız. Ben size şimdi gösteririm. Benimle inatlaşmak ne demekmiş. Efendim Tuğçe. Canım, neredesin? Evdeyim, ne oldu ki? Alize, aklım sende kaldı. Şöyle oturamadım bir türlüyüm. Şey yapsana, yarın otele gelsene. Bir oturalım, bir konuşalım seninle diyecektim. Benim için otel sayfası kapanmıştır canım. Bir daha asla oraya adım atmam. Hatta tam şu an başka bir yere başvurdum bile. Ne? Yarın çağırırlar, gider başlarım. Neyse. Benim şimdi kapatmam lazım. Sonra konuşuruz canım. Bye. Ama... Tamamdır. Oldu bu iş. Alize bu defa çok ileriye gitti. Bak eninde sonunda ona misliyle yaptıklarının bedelini ödeteceğim. Ödeyecek. Aynen. Nakit al hatta. Keş. Yengem, çok pardon. Eski yengem bu sefer çok ileri gitti. Engelsiz koştu. Hatta ve hatta sırıkla atladı. O derece yani. Kardeşim sen de almışsın eline körüyü. Yangına koşarak gidiyorsun. Biraz sakin mi olsan? Bir saniye. Eyvah, antidepresanım arıyor. Hemen açmam lazım. Sonra bir de trip atıyor çünkü. Efendim aşkım? Baha ya, bir şey soracağım. Az önce ben Alize ile konuştum ve bu sefer durum bayağı ciddi gibi. Yani Alize otele dönmeyeceğim diyor. Nasıl otele dönmeyecekmiş ya? Sabahın ilk saatlerinde paşa paşa gelir o. Sen merak etme kuşum. Ya hayır canım, işte bu sefer öyle değil. Benimle konuşurken yeni bir otele başvurdu bile. Allah Allah. Benim muhbir kuşuma bak sen. Neresi olduğunu söyledin mi peki? Şşş, ne oluyor? Hayır, yani soracaktım ama fırsat vermedi ki, pat diye suratıma kapattı telefonu. Tamam aşkım, ben bu bilgileri gerekli mertebede ileteceğim. Sen de çok güzel şekillerde kendine dikkat ediyorsun gece görüşüm. Tamam, öpüyorum. Tamam, öpüyorum. Haydi bay bay, hadi. Dur tahmin edeyim. Alize yeni bir işe başvurmuş. Aa, evet. Nasıl bildin ya? İyi ama neresi olduğunu bilmiyoruz. İstediği kadar başvursun bakalım. Başvursun. Eninde sonunda yanıma dönecek. Oh, ver. Eline sağlık Gülcan. Afiyet olsun. Ellerine sağlık canım. Afiyet olsun. Bir dakika, ben şimdi anlamadım. Ben bunlardan, bu haşlanmış ağaçları yedikten sonra mı yiyeceğim, anlamadım. Nurettin ya. Bak bu diyet fikrini alırsa niye edersin? Bir tanem, diyet bir fikir değil, diyet bir işkence. İnsanı hayattan soğutma yöntemi. Yapmayın, kıymayın şu güzel adama be. Ha, hadi. Abicim, çok üzgünüm ama diyetine dikkat etmek zorundasın. Çünkü diyabet bu, şakası yok. Öf. Peki madem, ne diyeyim yani? Işık parlıyor, görmedim vallahi, sonra bakalım. Dur ben bakayım. Reklam mesajıymış. Aa, demek ki okunabiliyormuş ama sen okuyamamışsın. Yaşından dolayı herhalde. Bence en yakın zamanda bir de göz doktoruna gitsek iyi olur abicim. Evet, evet. Nurettin, sen ilaçlarını alıyorsun değil mi? Ne oluyor ya, sağlı solu saldırıyorsunuz bana. Allah Allah, oldu bir de huzur evine yatırın tam olsun. Benim ilaca da, doktora da ihtiyacım yok. Ben genç bir adamım. Hem de oldukça genç bir adamım.
Ne yapıyorsun hayatım benim? Nurettin. Günaydın. Aa, inanamıyorum sana. Vallahi tanımadım. Bu kılık ne? Vallahi şu anda gücendim sana. Yani boyumdan posumdan tanırsın diye düşündüm ama... ama ilk etapta baktığında yaşımı göstermediğim için şaşırman normal tabii. Nasıl buldun benim canavarı? Çok tatlış buldum senin canavarı. Tatlış mı? Sen ne tatlışından bahsediyorsun hayatım? Bak derilere bak. Tehlikeyim ben, tehlike. Daha çok pudra şekeri dökülmüş isot gibisin. Sen bu olayı anlamamışsın. Yok, aslında çok doğru anladım. Sen anlamadığın için böyle düşünüyorsun. Adım adım ilerliyorum. Adam aslında bana profesyonelce başlayabilirsiniz dedi ama ben amatörce başlamayı tercih ettim. Ay Nurettin saçmalama Allah aşkına. Bir sakatlık çıkmadan bırak şunu. Her şey kontrolüm altında, merak etme. Bu motorculuk çok acayip bir tutku Sinem. Yaşamayan anlayamaz. Eğer ileride yaşlanmayı başarabilirsem... unutmayacağım ikinci şey bu olacak. Çünkü birincisi sensin. Hay Allah. Nurettin bana bir şey ispatlamana gerek yok gerçekten. İyi. O zaman şöyle bir güzel bir çılgınlık yapalım ve ben seni otele uçurayım. Atla. Ay yok, ben bugün vapurla gideceğim. Biraz deniz havası alacağım. İskeleye gidiyorum. Boş ver sen şimdi vapuru. Köprünün üzerinden ben sana boğaz havasının rüzgarını vurduracağım. Merak etme, hadi atla. Hayatım zaten bu çok hızlı yapmıyor. Sıkıntı yok, gel. Rahat ol, güven bana. Elikeyim diyorum, inanmıyorsun. Atla. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yani bir kere ben doğuştan otelciyim. Babadan otelciyiz anlayacağınız. Benim hatta ilk söylediğim kelime otelmiş biliyor musunuz? Yani ben evimi de otel gibi kullanırım, inanır mısınız? Yani ben sizin tam olarak aradığınız kişiyim. Peki neden biz Alize Hanım? O tamirciden kurtulmam lazım çünkü. Yani kötü yerlerdeki kötü insanlarla çalışmaktan kurtulmam lazım diyorum. Anladım. Peki bir 5 sene sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? Serkan'ın olmadığı bir yerde. Nasıl yani? Anlamadım. Yani yalancı ve düzenbaz insanların olmadığı bir dünyada görüyorum kendimi. Anladım. Bugüne kadar almış olduğunuz eğitimler harika. Okul not ortalamanız da mükemmel. 3'te yabancı dil biliyorsunuz. Ya görüyorsunuz değil mi? O kadar dil biliyorum ama o tamircinin dilini bir türlü anlayamadım. En başında anlasaydım. Anlamadım. Bu tamirci kim? Ben teknik branş açısından olan eksikliğimi eleştiriyordum. Bravo. Kendini eleştirebilen eleman. En sevdiğim. O zaman oldu bu iş diyoruz. Olmadı. Maalesef sizi otelimize kabul edemiyoruz. Niye? Neden ki müdür bey? Ya müdürünüz size hiç iyi referans olmamış. Tembellik desen 10 puan. İş arkadaşlarıyla uyum desen 0. En kötü huyunuzun da burada başlamış olduğunuz işi yarım bırakıp kaçıp gitmeniz olduğu yazıyor. Bunları Sinem Hanım mı yazmış acaba? Yok, burada Serkan Darıcı yazıyor. Ne? Serkan, bu sana gösterir. Nereden biliyormuş ki benim buraya iş başvurusu yaptığımı? Yani laf taşıyormuş gibi olmasın ama bence sizin otelde gizli bir ajan var belli ki. Yok. Bakın, ben otelimize iş başvurusu yapan herkes için eski müdürlerinden referans mektubu isterim. İyi, siz kaybedersiniz. Bana başka otel mi yok? Yok. Çünkü bu referans mektubuyla sizi hiçbir otel kabul etmez. Nasıl yani? Ne yapacağım ben şimdi? Kapıyı vurdum çıktım. Bence siz en iyisi
Her ne yaptıysanız gidip Serkan Bey'den özür dileyin. Ondan sonra da dua edin ki sizi geri alsın. Ne münasebet canım. Ölsem de özür dilemem. O kendisi tıpış tıpış gelecek. Sen kazandın Arize. Ne istersen yaparım. Yeter ki bu iş bitsin diyecek. Ayrıca istediğim otele de girerim. Ama sizi istemiyorum. Nasıl bir kız bu ya? Müdürün arkasından kocasıymış gibi konuşuyor. Bak şurası müsaittir işte burada. Sinemciğim, o kadar yol geldik ya. Bari kalabalık bir yerde dursaydık da havamız olsaydı. Ay Nurettin yeter. Öf. Hadi sen iyisin üstünden. Baksana saçına. Aa, Nurettin amca bu ne ya? Bu ne ya? Yeni oyuncağı. Ha. Motorculuk falan işte. Gençler arasında yaygın ya. Ne yapalım? Peki biz gençlerin bundan niye haberi yok Nurettin amca? Çünkü senin için çürümüş yavrucuğum. İçin çürük. Ne demişler? Hızlı yaşa, genç öl. Ha? Çok hızlısınız Nurettin amca. Vallahi helal olsun. Sağ ol Alp. Ama sakın, sakın gençliğimizi yollarda çürütmeyin. Olur mu? Tabii, sağ ol canım. ne demişler? Kurt kocayınca gençlerin maskarası olurmuş. Boşuna hiç kızma. Kızmıyorum canım, ne kızacağım? Ben anlayışsız, yaşlı bir adam mıyım kızayım? Nurettin, amma taktın bu yaş mevzuna. Bazı şeyleri kabul etsek mi artık? Yoldaki tabelaları okuyamadığın için yarım saatlik yolu iki saatte geldik. Trafikte önündekilere kızdın, yine şekerin düştü. Neredeyse düşüp bayılacaktın. Bak, bu yaş takıntın hepimizin sonu olacak, ben hissediyorum. Bir tanem, ne yapıyorsun bebelerin önünde, ha? Ben yaşlı değilim ki. Tamam, yaşlı değilsin de genç de değilsin. Gayet de gencim. Anladın mı? Sana şimdi bunu ispat edeceğim. Gençler. Ha. Duydunuz mu? Neyi? Spin. Bende çok var. Biraz atayım da toplayın. Nurettin yapma. At, 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 otelin ortasında vır vır. Kimsin oğlum sen? Dur, dur. Dur. Birader. Ay bir şey olmasın buna. Sen kimsin? Kimsin oğlum sen? Bu ne demek ya? Şişt. Bak bu otelin sahibi çok klas adamdır. Böyle kırılıkları da hiç sevmez. Bastır git benim canım. Bravo. Dur, dur. Dur, dur. Aysel abla, masaları bitirdiysen gidip dinlenebilirsin artık. Bitti, bitti. Allah senden razı olsun Serkan oğlum. Ne iyi ettin de geri geldin. Sağ ol ablacığım. Tilki Hanım, dükkana hoş geldiniz. Ben ne günah işledim ya. Ben ne günah işledim de senin gibi bir bela çıktı karşıma ha? Ego. Kapris, kendini beğenmiştik, bencillik. Daha sayayım mı günahlarını? Sayma canım, istemez. O masmavi gözlerinle insanları kandırmak sende. Gülüşünle aşkına inandırmak sende. Serkan. Ama aynı zamanda insanı yarı yolda bırakan, sırtından bıçaklayan da sensin. Beni, ailemi, herkesi üzen, hayal kırıklığına uğratan da sensin.
Tamam, madem bu kadar kötü biriyim, madem benden bu kadar nefret ediyorsun, o zaman boşan benden. Boşan, kurtul. Böyle hakkımda olumsuz referans mektuplarına imza atacağına, boşanma kağıdına at imzayı, kurtul benden. Aldın demek mektubu. Hı? Nasıl, beğendin mi mektubu? Az mı geldi yazdıklarım? Ha bak, buraya şeyi yazmayı unutmuşum. Senden asla boşanmayacağım Alize Darıca. Şimdi git, ağlayarak bunu günlüğüne yaz. Şimdi delireceğim ya. Sen benim hayatımı böyle mi bana zindan edeceksin ha? Böyle her girdiğim işe taş koyarak mı? Beni kendi ağına sürükleyerek mi? Sen zaten o ağa çoktan sürüklendin Alize. İpler benim elimde artık. Çırpınıp durmak ancak seni yorar. Ne yapacaksın peki? Hı? Senden nefret eden, hayatı boyunca senin yüzünü bile görmek istemeyen birine karım mı diyeceksin? Seni hiç tanıyamamışım. Asıl ben seni hiç tanıyamamışım be. Senin böyle bir hainlik yapacağını hiç düşünmezdim. Ama artık yavaş yavaş tanışıyoruz. Bu yüzü hiç unutma Elize. Ben Serkan Darıca. Senin yeni müdürüm. Sana çektirecek olan tek kişi. Ben bu ele bir daha dokunacağıma kendi elimi keser atarım daha iyi. O derece mi istemiyorsun beni? Evet. Şu an bu hayatta en çok istediğim şey senden kurtulmak. Ama nedense ben senden ne kadar uzaklaşmaya çalışırsam sen de o kadar burnumun dibinde bitiyorsun. İyi tamam, bugün müdür olarak karşıma çıktın, bana engel oldun. Yarın ne diye karşıma dikileceksin ha? Gardiyan olarak mı? Celladım olarak mı, ne? Ama intikam almaya çalışıyorsan tebrik ederim. Çünkü senden boşanmadığım her gün işkence benim için. Yalan söylüyorsun. Şu anda boynuma atlayıp bana sıkı sıkı sarılmamak için kendini zor tutuyorsun. Görebiliyorum. Sinirin de bu yüzden. Hayır, şu an boynuna atlayıp seni boğmamak için zor tutuyorum kendimi. Hani senden kaçtım olmadı. İstifa ettim olmadı. Ha ne yapmam lazım? Senin benden boşanmayı kabul etmen için ne yapmam lazım? Söyle. Sen söyle. Boşanmayı kabul etmem için sen ne yaparsın? Her şeyi. Her şeyi? Hı hı. Emin misin? Evet eminim. Yeter ki senden kurtulayım. Tamam. Kabul ediyorum. Boşanacağız. Ne? Nasıl yani? Boşanıyoruz şimdi. Bitti yani. Evet, kabul ediyorum. Ama tek bir şartta. Yine mi? Evet yine. Senden boşanmayı kabul etmem için tek bir şart. Mahkeme gününe kadar bizle birlikte yaşayacaksın. Ne? Duydun? Kararın nedir? Etrafımda günler geçiyor, bir orada bir burada. Ele avuca sığmaz halim, zoru sever hırçın kalbim. Ama kendimle bu harbin üstüne alınma. Ben kaçtım sen kovaladın, yetmedi azarladın. Aşk kazası bu, göre göre sana çarpıldım. Bağlasan durmaz, laftan anlamaz. Zor severmiş o halde, kendi düşen ağlamaz. Bağlasan durmaz, laftan anlamaz. Zor severmiş o halde, kendi düşen ağlamaz.